kadar muhteşem bir manzara değil mi? Bu Dicle'nin kollardan birisi. Ve Dicle ne demek? Diyarbakır demek. Şimdi bu macera, bu hikaye Diyarbakır'dan Sivas'a kadar sürüyor. Ama ben doğanın ortasında başlamak istiyordum çünkü ya bu doğa beni besleniyor. Şimdi bol bol enerji var. Çok güzel sohbet olacak eminim. Sen yolumuzu açık eyle ya Rabbi. Abi başladık. Evet, yolumuza çıktık Diyarbakır'dan. Evet. Milko hocamızla beraber. Burası Diyarbakır yolu işte. Ergani'ye doğru gidiyoruz. Evet, yavaş yavaş Sivas tarafı. Evet. Yavaş yavaş Sivas'a doğru gideceğiz. Evet Ali Baba. O isim nereden geliyor ya Ali Baba? Senin evet. Çiftlik var mı? Bende yok, çiftlik yok. Bende çiftlik yok. Yaş geçti mi baba oluyor. Evet. Ha. Defalarca kızım için defalarca söyledim. Evet. Ali babanın çiftliği var. Çiftliklerde horozları var. Horoz. Evet. Mesleğinin en sevdiğin noktası hangisi? Neden, bu nereden şoför? Çok güzel bir şey. Bunlar bir her tarafı görüyorsun bak. Her vilayeti geziyorsun. Her vilayeti biliyorsun. Kimse vede 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 yapmıyor yanında. Evet. Bu meslek. Zaten bu abi minnere oturdun mu daha bırakmak istemiyor. Çünkü insan her yeri görmek istiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi ben Türkiye'nin her tarafını biliyorum. İran'ı biliyorum, Irak'ı biliyorum. 60'lı yılları konuşuyor. Ooo, vay evet. Bir zaman. 60'lı. 60'lı yıllar, babamın yılları. Siz yani baba birlikte o genç hep, yaşta... Hep beraberdik. Baba bir, gelinler bir evde oturuyorduk. Aha. Gelinler eve girince artık böyle şeyler bozulmaya başladı düzenler. O nasıl bir dönem? Çok güzeldi o zamanlar. Aha. Anam yapardı kazanlarından yemekler, kazanlarından pilavlar, kazanlarından paça, kelle paça. Vay yavrum vay. Ve sen bazen baban birlikte gezdin mi kamyonuyla bir tabii, yere? Tabii. Ben ilkokulu bitirdim, kamyonun üstüne çıktım babamla beraber. Tokat'tan İstanbul'a tütün çekiyorduk, tütün. Ha. Evet, tütün İstanbul'a. İstanbul'a geçiyorduk vapurla. Köprü yoktu o zaman. Vapur. Aha. 3 günde geçerdik vapur sırası. 3 günde beklerdik. 3 gün? 3 gün vapur sırası beklerdik. Babam seni ne öğretti o zaman? Babam beni aslında bu mesleğe bulaştırmıyordu. Paşa yapmak istiyordu beni, paşa. Ha. Ama biz okumadık, şoför olduk. Aynı biz de o hesaptan yani baba mesleğini yaptık. Bana hayatı öğretti, yolları öğretti, Türkiye'yi öğretti. Ama tebrik evet. Ediyorum, arabanız güzel. Araba okey. Ya şimdi, onlara bir şey söyleyeceğim ya, görmek gerekiyor bu evet. Araba. Uçak gibi. Uçak. Orada bir kokpit var. Düğmeler, ne bileyim şeyler. Full. Acayip, çok güzel. Böyle heyecan. Yani
bir defa bir kokpite oturdum, tamam mı? Yani uçakta evet. Pilot beni davet etti, Wilco yani yasak evet. Biliyorum ama ya dedi Wilco gel. Yani o kokpite her taraf böyle düğmeler var ve evet. Basmak istiyorum, tamam mı? Evet. Ama biliyorum yani biraz riskli olabilir. Bu da aynı duygu ya, çok evet. Güzel. Çok hoş. Sen hepsini biliyor musun? Tabii hepsini biliyorum. Babacığım yani eyvallah. Evet. Senin ev o kadar temiz mi? Evet, temiz. Temiz. Senin temiz. Kabin gibi o kadar temiz. Evet. Ev daha temiz. Aa maşallah, o zaman iyi bir kadın buldun ya. Evet. Hanımım iyidir. Hanım iyi mi? Evet. Memnunsun. Evet, memnunum. Çok memnunum. Eşin nasıl tanıştın? Eşimle annem koruyucu usulü gitti. Mesela ne diyorlar bizim orada? Filancanın kızı Ece. Filancanın kızına bakmaya giderler. Bahar anam da beğenmiş. Beğenince de Allah yardımcı oldu işte. Düğün yaptık. Annem gitti gördü, teyzem gördü, abim gördü, eniştelerim gördü. Onu ben gittim gördüm. Alın dedim ben, ne diyeyim. Tamam ama sen o zaman... Evet. Orada bir kadın görüyorsun, tamam yani evet. İşte o kadın ile evleneceğim. Sen ne hissettin o zaman? Çünkü yani enteresan bir duygu. Vallahi bir heyecan vardı, heyecan. Aha. Akşam görmeye gittik kızı. O zaman onların üzüm şeyleri vardı, üzüm bağları falan vardı. Beraber gittik, üzüm aldık. Orada elimden tutunca heyecanlandım ben. Güzel. Çünkü böyle bir heyecan lazım değil mi? Evet. Ben İran'dan çıkıyordum, doğru onların kapıda dururdum artık. Ya evlilik özel bir şey. Ya hanımım diye demiyorum da yani mükemmel. Erinme diye bir şey yok yani. Şu dağı sok diye sokar bırakır. O şekilde. Ben erindim, yoruldum diye bir şey demez yani sokar. Her şeyi yapar. Her şeyi. Şoför lokantalar gayet güzel he. Şoför lokantalar çok güzel olur. Evet. Şimdi kim daha güzel yemek yapıyor? Sizin hanım mı ya bu ya, buradaki lokantacılar mı? Hanımın yemeğine hiçbir şey tutmaz. O hanım sevgisini katıyor yemeğe. Onun elinin derdiği yeniyor yani. Değil mi? Tabii. Eli evet. Derdin biri yeniyor. Ben de aynı düşünüyorum ya. Evet. Ne kadar güzel bir lokantaya gidiyorsan o kadar güzel ama annemin yemeği ya eşinin yemeği her zaman farklı. Aynen öyle. Sevgi katıyorlar. Evet. O yüzden evet. Bence. Doğru. Süper ya. Sen buraya geliyor musun bu yere? Geliyorum evet. Yani külüfe güzel bir şey. Güzel. Hatay'ımıza özgü bu. Evet. Her yerde moda oldu. Şey bu Fırat değil mi? Fırat. Yol inşaatları, köprü inşaatları, tünel inşaatları. Yani yok. Yok diye bir şey yok. Vay. Devletimizden şey? Allah razı olsun. Her tarafı yapıyor. Sen yolları. Yemiyor musun? Yiyorum. Afiyet olsun. Heh. Güzel. Fırat'ın kenarından ağrı gidiyoruz. Evet. Ya. Tamam. Çok alıbalık şeyler var ya burada. Tesis. Ne yapsınlar millet? Evet. Ekmek teknesi işte. Ya,
ben karşı değilim ama hiç beklemedim burada. Yani alı balık benim için şey demek, nehir kendisi. Ya tamam bu bir nehir ama burası Braj Gölü'nün içinde duruyor o alı balık. Evet. Ey 15'li Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye, sen dolandın bende dolan gel beniye. Nasıl? Çok güzel ya. Evet. Sen böyle şeyler yani şarkı söylüyor musun? Yok canım gezerken. Ben senin için söylüyorum şimdi. Teşekkürler. Ya Ali Baba, şimdi Malatya'da eski bir semt var, eski Malatya. Evet. Orada biraz böyle güzel, çok güzel eski bir kervansaray biliyorum mesela. Yani göstersem nasıl? Güzel olur. Güzel değil mi? Böyle 700 harika senelik bir ağaç. Vay. Ama neler neler gördü. Çınar, eski çınar. Şimdi sen de yavaş yavaş yaşlanıyorsun. Sen neler neler gördün. Çınar demek yaşlanmak demek. Çınara yaşlanmak yakışıyor. İnsanlara sana yakışmıyor da mu? Bana da yakışıyor. Herkese yakışıyor. Herkes çınar gibi yaşayabilse çok güzel. Ali Baba, böyle bir resim bakarken ne görüyorsun? Eskinin sanayisi. Atını sanayiye getirmiş, bakımını yaptırıyor. Evet. Nalını değiştiriyor, tımarını yapıyor. Lastiklerini... Şimdi lastik var, eskiden o var. 400 sene önce burada konaklayacaktın. Yani 400 sene önce sen böyle bir yere kalacaktın. Burada kalıyor, yiyor, içiyor, bakımlarını yaptırıyor, yola devam ediyor. Nasıl? Evet. Battal Gazi'yi beğendim içinden ağacını kadar. Güzel, çok eski ya. O var. Roman dönemden kaldı bir duvar gördüm, bir sur. Evet. Eski, yani bayağı eski bir semt. Sizin oralarda da var mı? Olanada? Tabii ki eski şeyler var. Ama Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de her metrekarede bir şey var. Ama Olanada o kadar şeyler değil, kalıntı. Evet. Ülkenin hızlı büyümesine zaten dış ülkeler karşı çıkıyor. Aha. Niye? Bizi geçiyor diye. Dünyanın karşısında dimdik duruyor bu adam. Dimdik. Hani biz buradayız diyor. Türk'ün gücünü gösteriyor. Türk'ün gücünü gösteriyor. Heh. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur zaten. Doğru. Sen neredeydin o zaman? He? Şey, o darbe gecesinde. Tokat sakin miydin? Darbe gecesinde... Ben şeydeydim, evdeydim millet. Allah Allah, darbe oldu. Ne darbesi oldu dedim, bu hükümetim. Beğenmiyor, başka hükümet mi gelecek dedim. Bunda nece hükümet mi olur dedim. Ondan sonra televizyonlara baktık. Tayyip Baba dedi ki, kalk dışarı çıksın, çıktık dışarılara. Asker masker kımıldayamadı bizim onlar. Gittik böyle Çağbahar'a, Tahran'dan sonra Çağbahar diye bir şeyi var. Umman denizine gittik. Oradan Silo Gümrüğü'ne buğday çakıyorduk. Tehran'dan. Oraya gittik böyle get yani gece gidemiyorsun, gündüz gidemiyorsun. Hep gece gidiyorsun yolları. Sıcak, hep serap görüyorsun. Aha şuraya deniz, aha bura deniz, aha ora deniz. O şekilde gidiyorsun. Neyde vardık limana. Limanda
Gemiler ve yük gemiler yanaşmış. Biz de orada yükümüzü yükledik. Oradan denize bakıyor. Denizde koca koca balıklar böyle böyle şeyin yanında dolanıyor. Geminin yanında, dibinde böyle. Böyle bir sıcak var, ahlın hayalin durur. Böyle sıcaktan etlerimiz böyle şey diyor, silkeleniyor sıcaktan. Evet. O anda da şöyle ne yapak ferahlıyat diye denize girdik. Oradan hemen düdük müdük bilmem ne, bekçiler geldi İranlı. Ama siz neydiyseniz, sizi aparırlar, ara aparırlar aga dedik biz de bizi. Sizi ham ederler dedi. Meğersem orada Umman denizinde köpek balığı doluymuş. Aa. He. Büyük balıklar. Onun için yasağmış orada denize girmek. Hemen oradan devam. Korktun mu sonra? Sonra korktum derken biz daha askerden yeni geldim ben. Abim var, abimin kaynı var, ben varım. Dört araba birden gittik. Dört araba orada çalışıyordu İran. Evet. Çağbahar. Dört tane köpek balık, dört tane abi yok artık o zaman. Böyle araba kullanırken senin en sıkıldığın noktası hangisi? Yani çok geri, yani böyle ya uf bu ya, nasıl yani böyle bir şey? Girişlere, çıkışlara biraz dikkat ediliyor. Aha. Oralarda biraz daha dikkat ediliyormuş, oralarda biraz sıkıntı oluyor tabii ki. Biri sağından giriyor, biri solundan giriyor. Biri bilerek giriyor, biri bilmeyerek giriyor. Yani ağır vasıtayı bir şeye saymıyorlar. Tehlike saymıyorlar. Abi diyor büyük tehlike onlar için. Biz sağ tarafı fazla göremeyiz. Evet. Arabanın sağ tarafını şu ölü bir noktası dibinde var. Orayı göremeyiz. Evet. Onlar geriye vıt diye bir de önünden geçiyor. Aşağı yukarı 30 senedir 30-35 sene araba kullanıyorum. Ama bilmiyordum. İlk defa böyle bir tır biniyorsun, oturuyorsun. Ya her şey yeni tabii ki. Bakıyorsun ama hakikaten yani orada oturuyorsan o tarafı hiç göremiyorsun. Ben anlamadım, ben bilmiyordum. Aa, şimdi ehliyet alan pıt tır şoförü, pıt kamyon şoförü, pıt taksi şoförü. Ben bir aslında tırda kamyonda bir mavinlik yapacaksın ya, yola gitmeyi şekli öğreneceksin. Nasıl dönülür, nasıl gidilir, ağır vasıtayla böyle olur, ufak arabayla böyle olur. Sen de kaza oldu mu? Ben şeytan kulağına koşun. Böyle bir büyük kaza olmadı. Bu yaşa kadar. He. Bak şimdi benim hiç kabul etmediğim noktalar var. Birisi evet. Alkolle araba kullanmak. Evet. Tehlike. Olmaz. Tehlike. İkinci o agresif durum ile, agresif duygu ile araba kullanmak o da çok sakat. Taşımak için en zor malı? En zor mal sebze. Yaş sebze. Niye? Yani akşam çıkarsın sabah mecbur halde olacaksın. O yükler tehlike oluyor yani. Biraz yüksü yük oluyor. Evet. Şey canlı mı ondan sonra yani inekler, kuzular falan? Ha, onlar inekler, kuzular da tabii aynı. Onları götürmek daha zor. Niye? Onları yükleyince freni bir yutacaksın. Fren diye bir şey olmayacak. Frene bastı mı hayvanlar devriliyor, üst üste düşüyorlar. Ondan sonra mallar ölüyor, boğuluyor. Ondan dolayı çok tehlike oluyor canlı hayvan. Bilmiyorum, çok zor hayvanlar taşımak. Hayvan taşıması zor. Küçük bir... Zorluğu niye işte? Hayvanın ağzı yok, dili yok. Ona göre hareket edeceksin. Mesela düşüyorsa
kaldıracaksın. Kalkmıyorsan ona böyle şeyler var mesela, sirke dökeceğim burnundan, o bahar ayağı. Ha. He. Sirkeyi basacaksın burnundan, o bahar hemen. Bana göre güzel eski bir yoldan geçiyoruz, iki şeritli. Evet. Ama bu senin için zor bir yol galiba. Yol işte, eskinin yolları hep böyleydi işte. Kazalar çok oluyordu. Adam daldırıyordu, uyuyordu, altına geliyordu. Evet. Sen sağlam yolunda gidiyorsun. Ondan sonra ne oldu? Kamyon altına girdi, kamyon vurdu. Cart diyor, hep fasafiso. Bak araba giriyor, tehlike bak. Nasıl, gördün mü? Of. Tehlikeli. Ben o tarafa kaçmak zorunda kalıyorum işte bak. Kaçmasam bindirecek öbür arabaya. Geçsin be, kaldın sıkıştı ya. Şey, özellikle o araba geçmek istiyorlar. Evet. Arabalar ama bazen virajda yapıyorlar bu hareket. Yani bu çok... O çok tehlike. Önünü görmediği yolda solluyor. Evet. Onu yani gözünü kapatıyor, solluyor. Başlığın ne geleceğini biliyor mu? Yok. Görmeyen gözler ağlamaya mahkumdur. Göreceksin. Başka bir meslek seçmek gerekiyorsa, gerçekten abi yani gerçekten sen bu iş bırakacak, başka bir meslek seçmek gerekiyor. Hangi meslek seçeceksin o zaman? Vallahi ben yine bu mesleğe seçerim. Ya da uçağına uçarım. Oo, pilot. He, evet. Oo, o da maceralı, o da güzel. Evet. Şey, böyle bir F-16 gibi bir şey mi? Yani normal şey, yolculuk uçuşu. Uçak, yol uçağı. Fark etmiyor. Evet tabii. Ne olursa olsun. Abi içine bu, o özgürlük duygusu var ya. Evet evet, özgürlük. O nereden geliyor? Ufkumdan, içimden geliyor. Dışarılara kendimi atmak istiyor. Evet. Böyle ruhum genişliyor böyle gördükçe dışarıları böyle. Aynen evet. Daha kendimi iyi hissediyorum mesela. Tabii böyle muhteşem yani, bir manzara, bir... Ya çevrede... Doğayla başa başsın. Evet. Ya ben bazen hayata bakıyorum tamam, yani böyle kocaman bir alışveriş sokağı. Millet geliyor gidiyor. Ya biz karıncalar benziyoruz ha. Aynen. Vallahi karıncalar ya. Birisi çalışıyor, birisi ne bileyim hedefsiz yürüyor. Herkesin belli bir hedef var, bir yere gidiyor. Ama kim nereye gidiyor biz bilmiyoruz. Karıncaların hayatı aynı. Çok güzel. Onu yuva baktı mı hiç? Karıncalara yakın böyle bir süre. Onu bakmak, izlemek lazım. Evet. Çok enteresan ya. Bir tarafa bir tarafa gidiyor, bir taraf bir tarafa gidiyor. Evet. Hem de yolu şaşırtma yok yani. Hep bir yoldan gidiyorlar, bir yoldan geri geliyor. Aynen. Bizde de şaşırtma yok. Bir yoldan gidiyor, bir yoldan geri geliyor. Evet. Bunlar el salla el. Bak bizim arkadaşlar gidiyor. Gördün mü? Memlekete yaklaşarken. Evet. Anadan ayrıldı, babadan ayrıldı işte. Evet. Anladın mı? Evet. Anadan ayrıldı, babadan ayrıldı. Tam çocuğun gelişeceği zamanlar memleketinden oldu. Niye? Gitti Erzurum'da okudu.
ama çok önemli çünkü bir öğretmen anne ve babadan sonra bence öğretmen bir örnek oluyor. Aynen öyle, örnek. Ve şey de enteresan bir duygu bence. Şimdi sen yıllarca çocuklara baktın. Evet. Onun okul ücreti ödedin. Tabii. Kitaplar ödedin. Ne aynen bileyim öyle. Yurt ödedin. Her şeyi ödedin. Aynen şimdi, öyle. Annesi de çalışıyordu. Göz nuru okuyordu. El işi satıyordu kızı. Doğru öğrettik. Okuttuk. Ve şimdi artık çocuklar bağımsız. Evet, yani kendini para... Kendilerini kurtardılar, evet. Herkes doğuyor. O evet. Zaman anne ve baba lazım. Evet. Anne ve baba sana bakıyor. Sonra başka öğretmenler, yani hayat öğretmenler geliyor. Hayat öğretmenler, evet. Bir süre sonra biz böyle yani yavaş yavaş, beyin daha yavaş çalışıyor. Evet. Hareketler daha yavaş. Kemikler böyle kırır, ne bileyim bir şey oluyor falan filan. Allah korusun, aynen, olmuyor öyle, ama evet. Sonra çocuklar bize bakıyor ya. Doğru. Çok enteresan değil mi? Aynen öyle. Gelen neyimiz, gören neyimiz? Bir adamın yokluğu yokluk. Nefesi kalsa yine yetiyor mesela. Sen korkuyor musun? Neyde? Ölüm için. Ya Allah'ın dediği olur. Ölümden niye korkayım? Herkes bunu, her canlı tatacak. Ben mesela ölmek için korkmuyorum, şey için korkuyorum. Ne için? O geri kaldı, benim bıraktığım arkadaşlar, benim kızım, benim eşim, ilk evet. Mesela ben ilk olarak vefat ediyorsam. Evet. Yani o bana ağır bir duygu veriyor. Çünkü arkada birkaç kişi kalıyor, onlar seni seviyor. Evet. Bir samimi duygusu var, bir bağlantı var. O bana yani ağır bir duygu veriyor. Gördüm çünkü ya, annem ve babam vefat ettiler. Yani evet. Kalıyorsun, onlar yok. Bir zaman içerisinde alışıyorsun. Ölmeseler iyiydi ama öldüler. Ne yapacaksın? Özlüyorum hala. Tamam ama özlüyorum onlar. Özlüyorsun evet. Şimdi olsalardı da görselerdi değil mi? Ama o zaman da elden avuçtan düşüyorlar. Allah kimseyi de elden avuçtan düşürmesin. Ufaktık, büyüdük, büyüdüktük, evlendik. Çocuğa karıştık. Evet. Çoluğu çocuğu everdik. Torun tosun sahip olduk. Hayat bir geliyor geçiyor, döner çark gibi. Bak yani... Bir kapıdan çok... geliyorsun, bir kapıdan çıkıp gidiyorsun. Hayat, hayat bu. Hayat çok kısaca anlatın böyle. Evet. Tam böyle bir JPEG file gibi. Evet. Yani ne diyeyim? Hayata doyulmuyor ya. Aha. Değil mi? Onu da koruyayım, bunu da koruyayım, şuna da bineyim, şunu da süreyim. Şuraya da gideyim, şunu da alayım, bunu da alayım. Bir de bakıyorsun. Ömür bitmiş. Daha elin kolun kalkmıyor. Ama evet. Gönül yine 15 yaşında. Evet. Doğru evet. Mu? Doğru. Ustan artık deli gönül diyor ya. Ha. Uslanmıyor deli gönül. Den 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 söyle. Yani evet. Rahatlıyorsan söyle. Ey. Abi
az kaldı. Yani yine, bir 5-10 kilometre kaldı, o kadar. Yine, sonra geldik. Yine geldik yolun sonuna. Evet. Çok güzel evet. bir yolculuk oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Evet. Yani, başarılar diliyorum. Sana da. Evet. Bol bol iş olsun. Amin. Evet, bol bol bereket olsun. Bereket olsun, amin. Sağlıklı olsun, sağlıklı mutluluk olsun. Da olsun. Evet. O zaman daha ne istiyoruz ya? Allah'tan daha ne isteyeceksin? Evet. Abi, teşekkür ediyorum. Ben de sana hayatında başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Sana da, sana da. Evet, Ali Baba'dan vedalaştık. O şimdi bir yük için bir gece burada konaklıyor. Ama onun tekerlekli evi muhteşem. Çok keyifli bir sohbet, çok keyifli bir gün oldu. Umarım siz keyif aldınız.